Merhaba. Bu videomuzda size açık alan soğutmada sisteme sistemlerine vantilatör eklendiğinde bunun serinletmeye nasıl bir etkisi olduğunu anlatacağım. Ben Uğur Köroğlu, Sismis Diklimlendirmenin kurucusu, Sismis markasının sahibiyim. Ziraat Fakültesi Tarım Makineleri Bölümü Ziraat Mühendisi, aynı zamanda elektrik teknisyeniyim. Bu konuyla alakalı yıllardır hem bayisi olduğumuz cihazlarla hem de kendi tasarımım olan cihazlarla müşterilerimize uygun çözümler üretmekteyiz. Hem endüstriyel alanda hem de açık alan soğutma konusunda yüzlerce uygulamamız var. Şimdi daha önceki videolarda size sisteme ile ilgili bazı bilgiler vermiştim. Bunu küçük bir tekrarla tekrar göstermek istiyorum ve vantilatörlerin buna etkisini sizlerle paylaşmak istiyorum. Şimdi yüksek basınç cihazımız. Bu cihazı birazdan start vereceğim ve sistemi göstereceğim öncelikle. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir sisteme gerçekleşiyor. Sisteme yaklaşık 1,5 metre ileri ve yaklaşık 50 santim bir çap yaparak gerçekleşmiş oluyor 70 barlık cihazlarda. Burada püsküren su zerrecikleri hava ile olan hızlı temasından, havanın ısısından, çok küçük olduklarından çok hızlı bir şekilde buharlaşarak faz değiştiriyorlar. Ve bu faz değiştirirken etrafında tutundukları havadaki ısıyı alarak yukarıya çıkıyorlar ve ortamı serinletmiş oluyorlar. Aslında temel mantık bu. Ayrıca bir soğutma yok. Ayrıca başka bir şey yok. Sadece çeşmeden gelen su yüksek basınçla çok küçük zerrecikler haline getiriliyor. Ve bu su biraz önce de gördüğünüz burası kapalı bir ortam. Ama ıslatma yapmadan direkt olarak havaya karışıyor ve uçuyor gidiyor. Uçar giderken de ortamdaki ısıyı alıyor. Bütün mantık bu. Şimdi buharlaşıp yukarıya doğru çıktığında eğer bu mekan kapalı bir mekansa bu yukarıya çıkan ısınan hava yine içeride kalmış oluyor. Burada vantilatörlerin bu sisteme etkisi de bu havayı karıştırmak, dışarıyla eşitlemek, bu içeride biriken, birikebilme ihtimali olan havayı dışarı atmak, dışarıdan temiz havayı içeriye sokmak şeklinde oluyor. Şimdi tabii vantilatörlerin de üfleme hızıyla birlikte suyun yine buharlaşmasını hızlandıran bir faktör de var. Dolayısıyla vantilatörler genel olarak sisteme sistemlerinde normalde sadece püskürtücü uçlarla durağan bir havada bu püskürtücü uçların hemen altındayken 5-6 derece gibi bir ferahlık hissedilirken vantilatörlerle birlikte bu sistem desteklendiğinde bu hissiyat yaklaşık 10 derecelere kadar çıkıyor. Zaten bu işe ilk başladığımız zamanlarda çektiğimiz, yıllar önce çektiğimiz videolar var. Orada da işte elimizde termometre ile bu ısıların net bir şekilde düştüğünü de hani ispat etmiş durumdayız, o şekilde söyleyeyim. Bizden haber almak, diğer videolarımızdan da bilgi almak için kanalımıza abone olabilirsiniz. Açık alan soğutma, nemlendirme sistemleri, manav ve balık tezgahlarında sulama, endüstriyel soğutma ve toz bastırma sistemleri. Sismis serinletir.